Haber saatinden merhabalar sevgili izleyenler. Gündemdeki gelişmeleri gün ortası kuşağında aktaracağız. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de polis evine yönelik saldırıyı gerçekleştiren polisin isminin CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasını değerlendirdi. Söz konusu raporun halen CHP'nin internet sitesinde yer aldığını hatırlatan Erdoğan, demek ki bunlar hala bu teröristin arkasındalar dedi. CNN Türk Kanal D ortak yayınında soruları cevaplayan Erdoğan, sosyal konutta satılacak arsa sayısının artacağını da belirtti. Enflasyonda düşüş Ocak ayında başlayacak dedi. İnternet sitelerinde de bu tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hala maalesef gezdiriyorlar. Demek ki hala bu teröristin de bunlar arkasındalar. Yani bundan vazgeçmiş değiller. Biz de o uydurma raporda bu teröristin sırt çantasında kamera, fotoğraf makinesi taşıdığı detayını da yazmışlar. Yazanlar kim? Yine malum ana muhalefetin işte belli yerlere yerleştirdiği kişiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki polis evine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin isminin CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasını bu sözlerle değerlendirdi. CNN Türk yayınına katılan Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Enflasyondaki düşüşün Ocak ayı itibariyle başladığını söyledi. Bunu da faizi indirerek yapacaklarını belirtti. Şimdi biz işte son yani para piyasası kurulu %12'ye indirdi. Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Bu modelin adı, hep söylüyorum, Türkiye ekonomi modeli. Erdoğan yıl sonunda büyüme için en düşük %5 seviyesini işaret etti. EYT çalışmalarının kısa sürede kendilerine sunulacağını söyledi. Aralık ayında asgari ücrette önemli bir artış sinyali verdi. Sosyal konut projesinde ev yapmak isteyenlere yönelik arsa arzı rakamının artırılacağını belirtti. Ben arsamı alır, altyapısı hazırsa evimi ben kendim yaparım diyenlere yönelik de mevcut rakamı artırmak suretiyle belki bunu yani 1 milyona belki daha fazla çıkarmak suretiyle yine kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki biz vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak böyle bir imkan tanıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti içindeki küskünlerle helalleşme olacak mı sorusu da yöneltildi. Yani benim şimdi helalleşme noktasında böyle bir sıkıntı varsa tabii ki her an her zaman helalleşmeye açığım. AK Parti bir dava partisidir. Dava içerisinde şahıslara kırgınlık, küskünlük olabilir ancak davaya kırgınlık, küskünlük olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarına ilişkin de dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Biz onların adayının kim olup olmayacağıyla inanın zerre kadar ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz, meselemiz değil. Biz şu anda en ideal şekilde bu seçime nasıl hazırlanırız? Onun gayreti içerisindeyiz. Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda kürsüde, kulak verelim. Sürmesini ise ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Bir taraftan çıkacaksın, teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin, arkasından da kalkıp İşi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceksin. Bu menem, ne menem şey? Kıymetli dostlar, dostlarınızı iyi tanıyın. Sizinle bu yolda yürüyen kardeşlerinizi iyi tanıyın. Hükümetimizin esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğu destekler elbette sadece salgın dönemiyle sınırlı değildir. Siyasete girmeden önce esnaflık yapmış bir kardeşinizim. Siyasi mücadelemizin her aşamasında da hep
sizlerle beraber olduk. Sizin meselelerinizi kendi meselemiz, başarılarınızı da kendi başarımız olarak gördük. Bu anlayışla attığımız tüm adımları sizden gelen talepler doğrultusunda sizlerin sıkıntılarını gidermek maksadıyla planlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda esnaf ve sanatkarlarımız lehine yaptığımız düzenlemeler burada saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çoktur. Sizler zaten bunları gayet iyi biliyorsunuz. Faydalarını bizzat görüyorsunuz. Ancak burada sadece hafıza tazeleme babından birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve geldiğimizde sizlerin en büyük sorunlarından biri neydi? Finansmana erişim sıkıntısıydı. Öyle mi? Sermaye yetersizliği ve teminat eksikliği nedeniyle esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz kredi imkanlarından yeterince faydalanamıyor. Gerektiğinde bankalar ve finans kuruluşlarıyla cebelleşerek finansmana erişimin önündeki engelleri önemli ölçüde biz kaldırdık. Halkbank kaynaklarından esnaf ve sanatkar özelinde şahıs başına en fazla 5.000 lira faiz indirimli kredi verebilirken biz bu rakamı 350 bin liraya kadar yükselttik. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyona imza attı. 3 PKK'lı terörist yakalandı. Edirne'de ise yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir PKK terör örgütü üyesi ve silahla yağma suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Azez Karayolu üzerinde nokta bir operasyona imza attı. MİT PKK terör örgütünün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesi amacıyla sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rifat, Azez, Afrin, Kilis, Gülbaba köyü üzerinden Amanoslar'a intikal etmeyi planladığını tespit etti. Söz konusu bilgilerin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti. Operasyonda PKK'lı teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhat Edemen pusuda silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hakkında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahla yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan MD ve RT isimli şahıslar Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzere ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında hazırlık yapmaya başladıkları esnada kıskıvrak yakalandılar. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahıslardan emniyetteki yapılan kimlik kontrollerinde MD isimli şahsın PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olduğu, diğer şüpheli RT'nin ise silahla yağma suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. İşte o görüntüler.
Milli Savunma Bakanlığı Milli Deniz Topu'nun görüntülerini ilk kez paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm milli deniz topu dakikada 80 atış yapabiliyor. Öte yandan milli deniz topu 20 kilometre menzile sahip ve 5 farklı modu var. Namlu çapı 76 mm, uzunluğu ise 4,7 metre. Hava savunma harbi, su üstünde harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor. Deniz topuyla yapılamaz denilen yapıldı ve sadece 12 ayda üretildi. Türkiye dünyada bu silahı üreten ülkeler arasına girdi. ...29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. En çok merak edilen konuların başındaysa TOGG'un ilk etapta kaç liradan satışa sunulacağı. İşte... TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik'teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken, İkinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG satışa Mart 2023'te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin euro arasında değişecek. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG'un hatchback modeli de üretilecek. TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. Avrupa'nın en temizi olan Gemlik kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz açıklaması yer aldı. Amerika Başkanı Joe Biden katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından sahneden inmek isterken yolunu şaşırdı. Hareketleri nedeniyle sosyal medyada gündem olan Biden'ın yine kafasının karıştığı iddia edildi. Ardındansa ölen senatöre seslendi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, engelliler onur ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Biden konuşmasını bitirdikten sonra eşi Jill Biden konuşurken, Biden'ın eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü. First Lady kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek "Buradan aşağı ineceksin" ifadesini kullandı. Kürsüden inerken kafası karışmış gibi görünen Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın yine kafasının karıştığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ardından yeni bir gafa imza attı. Biden konuşmasında geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek "Jackie burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın senatörün hayatını kaybetmesinden dolayı şok içinde ve üzgün olduğu belirtildi. Representative Jackie, you here? Where's Jackie?
Hafta içi her gün okul yollarını aşındırıyor ve herkesin takdirini topluyor. Vasti geçen isim Düzce'de 11 yıldır servis şoförlüğü yapan iki çocuk annesi Hanife Özden. Sakin olun. Sabahın erken saatlerinde düşüyor yollara ve anne şefkatiyle öğrencilere servis şoförlüğü yapıyor. Düzce'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi 41 yaşındaki Hanife Özen 11 yıldır servis şoförlüğü yapıyor. Eşim öğrenci servisi yapıyordu. İlk etapta ana sınıfında hostes olarak ona yardımcı oluyordum. Sonra birinci sınıfa giden çocuğum vardı, biraz haşarı. Onları işte istersen al dedi, bana yardımcı ol dedi. Ona yardımcı olmak için başladım. Ufak ufak böyle küçük bir transporter araçla. Sonra artık o bana yardımcı bile olmuyor. Öğrencilerin Hanife abla diye hitap ettiği Özen, sabah erken saatlerde direksiyon başına geçiriyor. Trafik kurallarına harfiyen uyan Özen, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutuyor. Bağ kurduğum için hepsini ayrı ayrı seviyorum. Mezun olanlar var, üniversiteyi kazananlar var. Yani ayrılsalar bile arayıp onları soruyorum, nereyi tutturdunuz diye. Bilmiyorum ama hepsiyle ayrı ayrı bir bağ kurup onları özlüyorum. Okula güvenle taşıdığı öğrencilere anne şefkatiyle yaklaşan Hanife Özen, herkesin takdirini topluyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben geç, ben bekliyorum. İyi günler, görüşürüz Elif'ciğim. Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz ekibi teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular pas ve şut çalışması yaptı. Bordo Mavililer çalışmalarını bugün de sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman gerçekleştiren futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışmayla devam eden antrenman çift kale maçla sürdü. Futbolcuların antrenmanda moralli olduğu gözlemlendi. Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmaların ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Cambartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı saha ve salon çalışmalarıyla sürdürdü. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Valerin İsmail yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklindeydi.
Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Antrenmanın salon etabında ise futbolcular, 3 grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Üniversiteler arası Muay Thai Dünya Şampiyonası 19 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Ordu'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nefise Atalay ise başarılarla döndü. Şampiyonaya adeta damga vuran demir yumruk Atalay 57 kilo sikletinde ringlere çıktı. Finalde Slovakyalı rakibini de yenmeyi başaran Aydın'ın demir yumruğu dünya şampiyonu oldu.